El Bitkilerin kanalında merhaba, Emi ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim, tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bugünkü video konumuz bitkilerdeki unlu bit, pamukçuk veya bitkilerin köklerine ya da dallarına ya da yaprak diplerine yerleşip onların öz suyunu emen, zamanla bitkinin tüm bedenini kaplayan, daha sonrasında da bitkiyi cansızlaştırıp öldüren ve çok hızlı yayılan ve bu yayılma sonrasında da evinize ya da balkonunuza ya da çiçeklerinizin birine geldiğinde aşağı yukarı en az arkadaşlar bir hafta 10 gün içerisinde bütün çiçeklerinizi sarabilen bu unlu bit hastalığından bahsetmek istiyorum. Şu anda benim çiçeklerimde de var. Oluştu. Neden oluştu? Çünkü hava yağmurlu gitti. Yağmurlu havaları çok sever. Yağmurlu ve nemli ortamlarda hemen kendine bir kuluçka dönemi oluşturur. Pamukçuk şeklinde, tükrük şeklinde çok iğrenç bir şekli vardır. Yapışıktır. Çiçeklerin dallarında ve çiçeklerin köklerinde çirkin bir görüntü oluşturur ve o pamukçuk kesesinin içerisine binlerce yumurtasını bırakır ve çok hızlı bir şekilde yayılır. Bu yayılma sonrasında da çiçekleriniz ve bitkilerinizde çok aşırı derecede kayıplar, ölmeler ya da hastalıklı, çirkin görüntülü bitkileriniz ya da çiçekleriniz oluşur. Bu pamukçuk hastalığının sebebi söylediğim gibi arkadaşlar, şimdi size yakından da göstereceğim. Nemli ortamlar, fazla sulama ve ortamdaki nemin havalandırma olmadığı zamanlarda bitkinin çiçeğin gövdesine ya da dallarına, yapraklarına yapışarak orada o pamukçuk ya da unlu bit için ortam oluşturması ve bu ortam oluştuktan sonra da ona hazır bir yatak, döşek gibi olduğu için orada konaklamakta ve çiçeklerinizin, bitkilerinizin öz sularını emerek gelişimlerini engellemekte. Şimdi benim şu saksımda var, size göstereceğim. Bir iki saksımda daha var. Şimdi onlarla mücadele ediyorum. Mücadele ettiklerim çok büyük bir oranda kurtardım. Çok güzel bir losyon yaptım. O losyonla kurtardım. Şimdi önce size bitkideki hastalığı göstereyim. Şöyle bakın. Şurada limon kabuğunun arkasında gördüğünüz şekliyle. Bakın şu kısım, şu pamukçuk. Ve başka dallarında da var. Şu anda Aeonium arbelium çiçeğim var şurada. Bunun dallarında ve köklerinde var. Şöyle keseli gelip bitkinin gövdesine, köküne ya da bitkinin şurada gördüğünüz gibi tam yaprak köküne yerleşerek orada bitkinin öz suyunu emmekte. Şu anda bunların hemen hemen hepsinde var. Şurada da var. Bakın. Şöyle açayım görünmesi için. Gördüğünüz gibi ve ben devamlı ilaçlama yaptığım halde, bakın şurada göstereyim size. Bu şekilde gelip bitkiye yerleşip bitkinin hem dal kısmını, şuradaki gibi gövde kısmını, hem de bitkinin yaprak kökünü tam dip kısmına yerleşiyor ve o kısımda bitkinin öz suyunu yiyerek kendi hayatını sürdürüyor, kuluçka dönemini geçiriyor. Şimdi onlara çok etkili bir losyon yaptım. O losyonumu anlatayım size. Bu şu anda kullanıma hazır olan losyonumuz. Diğeri de böyle 5 litrelik pet şişeye hazırlayıp bittikçe buna koyuyorum. Şimdi bunlar ikisinin arasında tek fark var. Bunun içerisinde izmarit var. Bunun içerisinde izmariti atmadım kötü koku yaptığı için. Sadece izmariti böyle bu şekilde losyonu hazırlayacaksınız. Ve losyonu kullanmadan önce bir gece öncesinden içine atıp sabah kalkıp bütün çiçeklerinize püskürtmeniz yeterli. Daha sonra izmariti tekrar atmanıza gerek yok bu şişeye. Tekrar losyon azaldıkça üstünü doldurarak ve yine gece sabaha kadar beklettiğinizde o izmaritin içerisindeki zehirli maddeler ona nüksetmekte ve yine çiçeklerinizde etkili olmakta. Bu şekilde şişeyi iki kez doldur boşalt yaparak izmaritleri çıkarmadan kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ise iki kez kullandıktan sonra izmaritlerinizi atın. Şişenizi yine aynı şekilde hazırladığınız losyonla doldurun. Gece sabaha kadar bekletin. Sabah yine kalkıp kullanın. Losyonumuzun içerisinde ne var? Losyonumuzun içerisinde arkadaşlar Arap sabunu var. Ve sıvı yağ var. Limon kolonyası var. Şimdi onun açıklamaya kısmına bu losyonun içerisindeki maddelerin hepsini size ölçü olarak vereceğim. Kaç litre su, ne kadar limon kolonyası, ne kadar sıvı yağ, ne kadar Arap sabunu, bu şekilde hazırlayıp bekletip ihtiyaç olduğunda söylediğim şekilde yaparak kullanabilirsiniz. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar farklı birçok losyonlar yapılabiliyor. Bu bitkilerle ve bu böceklerle mücadele için çok daha etkili bir başka losyon daha var. Ama size kesinlikle söyleyebilirim, şunun kadar etkili hiçbirini ben görmedim. Daha önce de bitkilerimde kullandım. Çünkü geçen yıl da benim bitkilerime unlu bit bulaşmıştı. Mücadelemi sürdürdüm ve bitkilerimin %95'ini kurtardım. Şu anda geçen yıldan kalan o ölmeyen yumurtalar tekrar yağmurların yağmasıyla, havanın serin gitmesiyle yeniden oluşma yaptılar. Şimdi onları da hemen nasıl püskürtme işlemi yapacağız onu da sizlere detaylı olarak göstereyim.
%99 çok etkili. Bunu ne kadar yapacaksınız? 3 gün arayla her gün hava güneşliyken yapın arkadaşlar. Akşamüstü kesinlikle yapmayın. Gündüz aydınlık, hava güneşli ve bulunduğu yer esintiliyken yapın. Çünkü eğer akşamüstü gölgede ve çiçekleriniz bu şekilde hastalanmışlarsa o zaman uygulayın. Bakın hemen şurada, bakın şurada görünüyor. Şöyle göstereyim parmağımla da görmeniz için. Hemen bakın yaprağın üzerine bile ne yapmış? Kendine bir konak oluşturmuş. Şimdi uygulamasını nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle size göstereyim. Birincisi losyonumuzu elimize aldık. İyice çalkaladık. Bitki maddeler birbirine karışması için. Daha sonra söylediğim gibi güneşli ve aydınlık havada şöyle İyice bir dakika şey tıkanmış. Şimdi sprey şişesi tıkandı. Onu gittim süzdüm. Arkadaşlar süzerek kullanın. Çünkü sigaranın üzerindeki izmaritler ve küller sprey şişenizi tıkayabilir. Şimdi sprey şişemizin süzme işlemi yaptık, geldik ve bakın şurada gördüğünüz gibi unlu bitler şurada ve şurada çok güzel konaklamışlar. Hemen onlara müdahale ediyoruz. Bakın tutunamadı hiçbiri. Ve şimdi bu içindeki şurada, bakın şurada hemen yaprak arasında şurada var. Şöyle kamera görsün. Evet. Şimdi ben bu şekilde bu bitkinin bütün her tarafını bakın şurada konaklamış. Şöyle göstereyim. Hem çekmek hem yapmak zor oluyor çünkü kamerayı açıya almak. Bakın şurada. Şimdi bu yaprağı koparsam bile o oraya yavru bıraktığı için salyasını ve yumurtasını oradan tekrar oluşuyor. Şimdi şu şeylerimize, limon ağaçlarımızda önceden çok vardı şunlarda. Bunları ben bir temizledim. Şimdi az önce yine bir tane gördüm. Bak şurada. Şimdi ona da hemen uygulayayım. Evet, kamerayı ayarlayabildik. Bakın. Bu şekilde çok güzel bir şekilde yıkama yapıyoruz. Bakın burada. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde yıkama yaparak bütün bitkinin şu yaprak aralarını, bakın şu yaprak aralarını, diplerini, yaprak saplarını, yaprak altlarını, bütün her tarafını bu şekilde spreyleyerek unlu bitten kurtuluyoruz. Ve bu spreyden sonra bir daha unlu bit olması mümkün değil. Biraz zor bir çekim oldu arkadaşlar. Çünkü hem kamerayı ayarlamak, açıyı tutturabilmek, hem aynı anda sprey yapabilmek biraz zor. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.